Evet arkadaşlar, botanik standındayız. Şimdi sizden dinliyoruz. Bu standta ne yapıyoruz? Merhabalar. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İsmim Ebrar. Bugün sizlerle beraber fıstık çamımız, elimizde fidan hali var. Bir de meşe palamutumuzun dikimi yaptık. Arkadaşımızla beraber, az önce arkadaşımız ekti. Elimizde şöyle bulunmaktadır ton hali. Meşe palamutumuzun şu anda tohum hali elimizde bulunmaktadır. Bir dikenli bir de düz kısmı bulunmaktadır. Dikenli kısmı köklerin olduğu kısımdır. Düz kısmı ise yaprakların olduğu kısımdır. Normalde biz bunu dikerken toprağa dikenli kısmı gelecek şekilde dikiyoruz. Ama şöyle düşünebiliriz ki doğa her zaman dikenli kısmı gelecek şekilde yere düşürmeyebilir ağaçtan aşağıya. Bu yüzden yatay kısmıyla hem sivri hem de düz kısmın olacak şekilde dikimi gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Kutumuz yaklaşık 15 santimlik bir plastik kutudur. Meşe palamudumuzun elimizde 1,5 santim, 2-3 katı yani 6 santimlik bir boşluk olacak şekilde, bir derinlik olacak şekilde ekimimiz gerçekleştiriyor. Koyduktan sonra meşe palamudumuzu üzerindeki toprağa bastırarak koyuyoruz. İlk can suyumuzu verdikten sonra ilkbahar ayında ufak bir canlanmaya başlıyoruz. Yani artık evet işlem gerçekleşmeye başladı. Sonbaharda işte dikenli hali, burada önümüzde fıstık çamından örnek verebiliriz. Bu dikenli haline gelerek artık toprakla gerçekten doğasıyla kavuşturabiliriz. Harika. Burada doğaya bir can kazandırmak için arkadaşlarımız deneyim elde edebiliyorlar. Doğaya nasıl bir can kazandırabileceklerini deneyimleyebiliyorlar. Çok güzel bir stand olduğunu ben düşünüyorum. Doğa severler için ve bir ağacın nasıl yetiştiğini, nasıl ortaya çıktığını merak edenler için bence faydalı ve güzel bir stand, güzel bir çalışma olmuş. Biz de burada bir tohum doğaya kazandırdık. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Ben de